Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa şu gördüğümüz Rikka metni okuyacağız. Dersimize başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bu bizim için önemli. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Bakın çok basit. Maliye. Maliye. Gördük mü arkadaşlar? Bakın. Maliye. Evet. Maliye, dahiliye, vekaletlerine. Demek ki iki vekalete birden gönderilen bir yazı. Yazı neyle ilgili? Daha önce Maraş'taki Ermeni ahalisinin mallarıyla ilgiliydi. Yine aynı sanırım. Yani benzer. Aynı belge değil tabii ki. Maraş'taki Ermeni ahalinin mezruatı yani tarlaları ve nerede ve işte burada bağları hükümet marifetiyle iltizama verilmekte. Demek ki ne yapıyor? Hükümet bağları hükümet marifetiyle iltizama verilmekte. Sekiz sekiz 36 tarih 391'e 35 numaralı şifreli telgrafnamesi heyeti vekile C. Ya bu C'yi niye bu kadar vekileden ayrı yazmış? C ile vekile arasındaki mesafeye bakar mısınız? Heyeti vekile C. Lede et tezekkür ya da lede tezekkür bu gibi enval. Hangi gibi enval? İşte Ermenilerin boşta kalan sahipsiz envaller. Ne olmuş? Bu gibi enval ve bir daha şuradan alalım. Ve ledet tezekkür bu gibi envalin ve yok arada. Ledet tezekkür bu gibi enval ve emlakın hükümetçe idaresi takaddür etmiş. Ben takaddür diye okudum ama takdir değil. Siz nasıl değerlendirmişsiniz bilmiyorum. Takaddür etmiş ve keyfiyet maliye vekaleti celilesine tebliğ kılınmış olmakla vekaleti celilelerince de ifa-i muktezası rica ederim. Bir de tabi sadece maliyeye bakın değil, alta bir çizgi çekmiş, maliye vekaleti celilesine, dahiliye vekaleti celilesine,
Her ikisine de göndermiş arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Şurada da bir şeyler var. Bakalım. Burada tabii imza var. İmzayı yine bir kardeşimiz okusun. Okuyabiliyorsa. Üstünde çizilmiş gerçi. Hemen şurada ne yazıyor? Tabii Adana Harbiye demiyoruz bu sefer. Adana Cephesi Kumandanlığına. Adana Cephesi Kumandanlığına. Tarih 24.8.36. Ne olmuş orada da hemen ona bir bakalım. Maraş'taki Ermeni ahalinin, bakın Maraş'taki Ermeni ahalinin mezruatı ve bağları hükümet marifetiyle iltizama verilmekte. Burayı biraz hızlı geçiyorum çünkü yukarıdakinin aynısı. Ve sahibi çıkanlar iade kılınmakta ise de veresesine, bakın buradan belli, veresesine tayin ve tensibi zamana muhtaç. Veresesine tayin ve tensibi zamana muhtaç bulunmuş olanların, kanalımızda lütfen abone olmayı unutmayalım arkadaşlar, envalinin iadesinde inde müşkilatı mucip olacağından, bakın aslında şu elif, şu vav ayrı ayrı bunlar aslında, şu lam, şu da he olacağından, ama biz bunu bu şekilde bir elimizi kaldırmadan yazmış katip, biz de dilimizi bölmeden okuyacağız. Olacağından envali mevcude ve metrukenin, envali mevcude ve metrukenin cemaat idaresi hakkında zatı, bakın zatı, onu bir ayıralım, zatı samiye, samiyelerinin mi sanki samiyelerinin, zatı samiyelerinin 8.8.36 tarih, çok kötü yazmışlar arkadaşlar, ve 391/35 numaralı, evet yazı gerçekten kötü, şifre telgrafnamesi heyeti vekilece, tabi bu şifre telgrafname, bir kardeşimizle sohbet ettiğimizde, çok sevdiğim bir kardeşim, özellikle Kurtuluş Savaşı'nda şifre telgrafnamelerden bahsediyor ve şifre telgrafnameyi farklı görüyordu. Ama şifre telgrafname genelde sıkça çekilen bir telgraftır. Aralarına çeşitli harfler, çeşitli şekiller konuluyor ve okumak aslında gayet de kolay. Bunu da burada belirtmiş olayım. Şifre telgrafnameleri heyeti vekilece ledel mütalaa, daha önce ledet tezekkür denilmişti. Şimdi bakın ne denildi? Ledel mütalaa, enval ve emlakın hükümetçe, enval ve emlakın hükümetçe idaresi, takarrur, ben takattur demiştim. O yüzden özür diliyorum. Hemen yukarıya bir çıkalım. Şuraya. Ve emlakın hükümet idaresi takattur demiştim arkadaşlar, buraya bakın. Burası takarrur olacak. Takarrur etmiş. Yani ben niye takattur dedim. O da ilginç bir şey. Bunun da altını çizmiş olayım. Düzeltmiş olalım. Emlakın hükümetçe idaresi takarrur etmiş olmakla ifayı muktezasın rica ederim demiş. Ve bu şekilde güzel bir rika metin okuduk. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.